Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ömer Özşahines, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir konseptin tanıtımını yapacağım ve videoya geçeceğiz. Tarla günlükleri konseptine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu konseptte tarlalarımıza yapmış olduğumuz denemeleri sizlerle paylaşacağım. Ne tür denemeler yapıyoruz? Mesela tarlanın bir yarısına bir gübre atıyoruz, bir yarısına atmıyoruz ya da yeni bir organik madde kullanıyorsak ya da ekstra normal mahsullerimizden farklı ne yapıyorsak bugün onu sizlerle paylaşacağım. Şurada kenarda hafif bir belli oluyor zaten. Bugün taşlı bir tarlamızdayız. Bu tarlamıza biz kuyruğun başı diyoruz. Bu tarlamız 35 dönüm. Bir tarlamız 35-35. 70 yani 100 dekar bir tarlamız. Bu tarlamızda tarçın da burada. Evet. Tarçını gösterirken burada bir şey gördünüz. Bunun ne olduğunu sizlere açıklayayım. Şöyle kameramızı çevirelim. Yanmış kömür külüğü döktürdük. Şu şekilde göstereyim. Tarlanın uzunluğu da böyle boylu boyuna tarlamıza serdik. Bunun amacı hani biraz araştırma yaptık. Sadece bu bölgesine serdirdim tarlanın. Bunu kepçeyle toprağa 5 ila 10 santim aralığında serdireceğiz. Yanmış kömür külünün toprağa faydası yani %5'in altında toprağa karıştırıldığı zaman azot, organik madde, bitkiye yara işte potasyum, bakır, mangan, demir, kalsiyum, çinko, magnezyum gibi bitkinin besin elementleriyle toprağı zenginleştirdiği gösterilmiş. Biz de bunu denemek istedik. Sadece tarlamızın bu bölümüne serdirmekte de diğer farklı yerlerden bir farkının olup olmayacağını gördük. Buradan tırlar gittiği için burayı beton gibi yapmış. Buraya bir patlatma çekeceğim. Ya yağıştan sonra çekeceğim. Bir deneyeceğim. Traktör çekerse buraya bir patlatma çekmeyi düşünüyorum. Toprağı yumuşatması için. Toprağımız da bu şekilde. Taşlı bir tarlamız burası. Bu tarlamızı denemek istedik. Eğer faydası olursa diğer tarlalarıma da ya da bu tarlanın kalan kısmına da tekrar seneye serdirmeyi düşünüyorum. Bu projeyi sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Şu anda tarlamızı tarçınla bir gezdik. Bir keşif yaptık. Nasıl yapabiliriz? Patlatma olur mu olmaz mı diye. Şimdi eve geri döneceğim. Buraya patlatma çekerken de bu videonun devamını çekelim. Ya da kepçemiz gelecek bunu yaymaya. O zaman tekrar yayarız. Açarım kamerayı. Onların hepsini birleştirip bu projeyi o şekilde sizlere tanıtacağım. Hatta şu anda bunları, bu videoyu izliyorsanız bunları yapmışım demektir. Hadi gelin o bölüme geçelim. Tarla günlükleri konseptiyle tekrar karşınızdayız. Tarlamızı kömür külü çektiğimiz bölümleri, tırla döktüğümüz bölümleri izlediniz. Şu anda tarlamıza geldik, kepçemiz geldi. Kepçemiz bu kamyonlarımızın döktüğü kömür külünü şu anda tarlamıza yaydırıyor. Kafamı çok hareket ettiremiyorum. Boynum tutuldu daha yeni arabadan inerken. Yine video çekmeye çalışacağım size bugün. Şimdi gelin şeyimizi göstereyim size. Kepçemizi göstereyim. Hatta şöyle yapayım. Buna da küçük resim yaparız böyle. Ah, boynum çok kötü ya. Arabadan indi birden boynum tutuldu. Niye böyle oldu anlamadım. Biraz da kepçeyi çekeyim sizlere. Tarla günlükleri konseptinde tarlalarımıza yapmış olduğumuz denemeleri sizlerle paylaşacaktım. Bu tarlamıza kömür külü döktük. Kömür külündeki faydaları videonun başındaki sizlere saymıştım. Şu anda kepçemiz kömür külünü tarlaya yaydırıyor bu şekilde. 20 sıra falan olur herhalde ya. 20-24 sıra civarında olur. Bu 20-24 sırayı şu tam logar hizasından bir sene boyunca takip edeceğiz. Bu şekilde. Yani burası da videoda kayıt altında. Burası hiza olacak şekilde. Böyle boydan boya aynı hizada aşağı yukarı yaydıracağız bunu. Bu tarlamızda yağmur gösteriyor haftaya civarında. Sürmüştüm zaten. Haftaya yağmurun geçmesiyle birlikte inşallah yağmur olsa kül biraz daha iyi yapışır toprağa da. O şekilde sürerim. Bu tırların geçtiği yerlerde birazcık daha yumuşar. Böyle rahat şekilde yaydırır. Şey yaparım, sürümünü gerçekleştiririm dedim. Şu anda işte kepçeci arkadaşımız seriyor. O da benim arkadaşım zaten. Liseden beri arkadaşım. Kendisi birlik harfiyat. Birlik harfiyat çekti zaten kömür külünde. Şu anda yaydırmasını da onlar yapıyor. Sağ olsunlar, bugün pazar günlerden. Pazar günü geldiler, yardımcı oluyorlar. Onlara da bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Neyse, ben birazcık şimdi kepçenin yanına çıkacağım. Biraz da kepçeden sekerim size video.
oldu, boynum tutuldu, acayip oldu ya. Bir olmadı, akşam gidip kas gevşeltici yine vurdururum. Soğukta mı kaldık? Soğukta da kalmadık aslında, boynum niye öyle oldu anlamadım. Neyse, ben şimdi biraz kepçenin yanına çıkayım da biraz da oradan çekeyim. Bir de arkadaşımla biraz muhabbet edeyim. Pazar günü beraber arkadaşımla bir pazar muhabbeti yapalım. GoPro'm olsaydı sabitlerdik, hep beraber bir muhabbet ederdik ama GoPro'm bozulduğunu söylemiştim. GoPro'suz kaldık. Birkaç gün içinde gelir ya da birkaç hafta içinde gelir. Gönderdim garanti ama bakalım. İnşallah değiştirirler GoPro'muzu. Hadi ben kepçeye geçiyorum. Evet, şu anda yaymasını bitirdik. Şu şekilde göstereyim size bitmiş halini. Tarlamıza bu şekilde yaydık. Logarın bu tarafı bu şekilde yaydık. Arka taraflara bir 3-5 kamyon eksik geldi. Bu tarlamızın tümüne bunu bu şekilde yaydık. Şöyle yaylayayım, arkama alayım. Evet, kömür yayma, kömür külü yayma işlemini bitirdik. Sizce kömür külü yaymanın faydası olur mu tarlaya? Ya da daha öncesinden bu işlemi yapan var mı? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videonun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımı takip etmeyi, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah.